Çöldeki Işık. Kureyş kafilesinin reisi kırmızı tüylü devesine binerek manastıra geldi. Baş rahip Bahira onu kapıda karşıladı. Gülümseyerek "Hoş geldiniz." dedi. "Yolculuk Şam'a mı?" Keçi sakallı sırtındaki kırmızı pelerini hafifçe şişip inen kervan başkanı saygılı bir tavırla cevap verdi. "Evet, rahip hazretleri." "Nereden geliyorsunuz?" "Mekke'de. Kureyşliyiz biz." "Sanırım ticaret malları taşıyorsunuz." "Doğru." Rahip Bahira, "Yorgunsunuz." diye sözlerini sürdürdü. "Açsınız da. Sizi ağırlamaktan, size ziyafet vermekten mutluluk duyarım." Kafile başkanı, "Lat, Menat, Uzza adına!" diye bağırdı. "Hubel aşkına, ne güzel bir teklifte bulunuyorsunuz." Sonra sakalını sıvazlayarak şaşkın şaşkın güldü. "Affınıza sığınarak rahip hazretleri, ama çok şaşırdım doğrusu." "Neden?" "Ben tüccarım. Kureyş kervanıyla beraber sık sık Şam'a giderim. Her gidişimde kervan mutlaka bu manastırın yakınlarında konaklar. Lakin bir defa bile bizi çağırdığınıza şahit olmadım. Aksine bizi putperest olduğumuz için küçümsediğinizi duydum." Baş rahip Bahira, kafile başkanının son sözlerini duymazdan geldi, gülümsemesini sürdürerek, "Manastırımızın karşısında konakladığınıza göre misafirimiz sayılırsınız," dedi. "Lütfen davetimi kabul buyurun." "Memnuniyetle." Bahira vurgulu, ciddi bir sesle, "Rica ediyorum," diye ekledi. "Herkesi getirin. Yaşlı, genç, çocuk, köle demeden bütün kervanı ağırlamak istiyorum. Hiç kimse geride kalmamalı." Baş rahip Bahira, manastırın yemekhanesinde büyük bir ziyafet tertipledi. Birbirine yapışık, uzun, geniş bir daire şeklindeki masaların üstünü çeşit çeşit yemeklerle donattı. Uzun yolculuk esnasında kısıtlı tayinleriyle yetinmek zorunda kalan Kureyşliler, iç tavanı kemerli, duvar ve sütunları aziz kabartmalarıyla süslenmiş yüksek pencereli, içe doğru kafesli, ön platformda büyük bir Meryem Ana heykeli bulunan loş, serin yemek salonuna girince hoşnutlukla bakıştılar. Masaların üstü kebap çeşitleriyle, pilav çeşitleriyle, değişik hoşaf ve şerbetlerle, meyve tabaklarıyla doluydu. Rahip Bahira, genç, ihtiyar, hür veya köle demeden teker teker bütün misafirleriyle ilgilendi. Hal ve hatırlarını sordu. Tabii bunları yaparken muhatabının yüzünü dikkatle inceliyor, aradığı kişiyi bulmaya çalışıyordu. Ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Bu yüzlerin hiçbirinde kutsal kitaptaki özellikler yoktu. Yanılmış mıydı acaba? Son bir umutla kervan reisine sordu. "Herkesin geldiğinden emin misin? Yani kervanın başında kimse kalmadı mı?" Önündeki yemekleri zevkle atıştıran keçi sakallı düşünür gibi yaparak, "Yanılmıyorsam kimse kalmadı," dedi. "Demek öyle. Evet, evet." O esnada Kureyşlilerden biri, "Sadece 12 yaşlarına bir çocuk kaldı," diye müdahale etti. "En küçüğümüz olduğundan ötürü onu yüklerin yanında bıraktık." Rahip Bahira, "Lütfen onu da getirin," diye ısrar etti. "Misafirperverliğimizden o da yararlansın." Bütün gözler Ebu Talib'e çevrildi. Rahip Bahira, "Çocuk sizin yakınınız mı?" diye sordu. "Evet." "Lütfen o da gelsin." Ebu Talib, yanında oturan Haşimoğullarından birine, "Git oğlumu getir," dedi. "Birkaçınız erken yemek yiyip kervanın yanına dönsün. Eşyaları yalnız bırakmayın." Adam, Ebu Talib'in sözünü iki etmeden edeple masadan kalktı. Yanına karınlarını doyurmuş iki siyahi köleyi alıp kervanın yanına döndü. Rahip Bahira sabırsızlıkla kapıya bakıyordu. Oradan içeri girecek çocuk onun son umuduydu. Muhammed bir ilkbahar dolunayı gibi içeri girince
Rahip Bahira'nın yaşlı kalbi göğüs kafesini parçalarcasına çarpmaya başladı. Muhammed'in gelişiyle içeride müthiş bir manevi havanın oluştuğunu hissetti ve bulutun gölgelediği cılız ağacın dallarıyla korunmak istediği ilahi varlığın çocuk olduğunu anladı. Kutsal kitaptaki özellikler bir bir gözlerinin önünde canlandı. Alnındaki parlak nur, gözlerindeki kızıllık, şemali yüz ifadesi hepsi de bu çocukta vardı. Kutsal kitap sanki bu çocuğu tasvir ediyordu. Bahira hayranlıkla, heyecanla onu süzüyor, gözü ondan başkasını görmüyordu artık. Ziyafetten sonra herkes sağa sola dağıldı. Bazıları manastırın bahçesinde gezinirken, bazıları da kervanın yanına döndü. Ebu Talip ile manastırda yaşayan birkaç rahip yemekhanede kalıp sohbete daldılar. Muhammed ise geniş salonun bir köşesine çekildi. Uzaktan amcasını izleyip onun kalkmasını bekledi. Rahip Bahira Muhammed'in yanına yaklaştı. "Oturabilir miyim?" diye gülümsedi. Muhammed, Rahip Bahira'dan hoşlanmıştı. Onun gülümsemesine gülümsemeyle karşılık verdi. Oturduğu tahta sırada yer açtı. Bahira küçük çocuğun yanına ilişti. Onu denemek maksadıyla az önce Kureyşlilerden duyduğu putların adına ondan yemin istedi. "Ey sevimli çocuk, sana bazı sorular soracağım. Senden bazı bilgiler isteyeceğim. Lat ve Uzza'nın hatırı için sorularımı doğru cevaplandır." Küçük Muhammed'in gözleri öfkeyle parladı. "Bana putlardan bahsetme. Onların adını yemin ederek benden bir şey sorma. Vallahi putlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. O halde Allah aşkına bana doğru cevap ver," dedi. Muhammed şaşkın bir tavırla yaşlı din adamını süzdü. Yaşlı ruhaninin sözleri garibine gitmişti. Çünkü ömründe ilk defa onu görüyordu. 12 yaşındaki bir çocuktan ne öğrenmek isteyebilirdi ki? "Yine de istediğini sorabilirsin," dedi yavaşça kıpırdanarak. Bunun üzerine Rahip Bahira, Muhammed'e uykudaki ve uyanıkken ki halleriyle, yaşantısıyla, şahsiyetiyle ilgili birçok soru sordu. Muhammed'in verdiği cevaplar kutsal kitapta anlatılanlarla uyum içindeydi. Rahip Bahira sorularını bitirince Muhammed'in ellerinden tuttu, adeta yalvararak, "Evladım," dedi. "Belki sana garip gelebilir ama sırtını açıp bakabilir miyim? Lütfen beni kırma." Muhammed gülümseyerek gömleğini kaldırdı. İki kürek kemiğinin ortasında etten bir ben veya çıkıntı vardı. Aksakallı ruhani içi sevinçten titreyerek ve aynı zamanda ruhunu kaplayan bir hüzünle eğildi, etten beni öptü. "Peygamberlik mührü bu," diye düşündü. Mukaddes kitapta anlatılan mührün tıpkısı. Ebu Talip sohbet ettiği gruptan ayrılıp onlara doğru geldi. Amacı Muhammed'i alıp kervanın yanına dönmekti. Rahip Bahira Ebu Talib'i salonun ortasında karşıladı, koluna girdi. "Yanılmıyorsam arkadaşlarınız sizi Ebu Talip diye çağırıyorlar." "Haklısınız. Odama kadar teşrif edebilir misiniz? Yemekhane salonunun hemen karşısında. Sizden bazı şeyler öğrenmek istiyorum." "Ne hakkında?" "Yanınızdaki çocuk hakkında." "Muhammed mi?" "Demek adı Muhammed." "Evet." Bahira, "Adı da uyuyor," diye mırıldandı. "Ne dediniz?" Rahip Bahira kolundaki Ebu Talib'i odasına soktu. Hafif karanlık, şamdanlara konulmuş iki ince mumla aydınlanan, zemini yaygısız oda bir zahidin mütevazi ibadet yerini andırıyordu. Oda boştu. Tahta bir masa, masanın kenarında duran üç iskemle, kalın ciltli kitaplarla dolu basit yapılışlı tahta bir kitaplık ve masanın üstünde sağa sola atılmış 3-5 kitap. Bir de yarıya kadar suyla dolu bir demir sürahi. Odadaki bütün eşyalar bunlardan ibaretti. Yemekhane salonundaki görkemin aksine burası çok sadeydi. Ebu Talip ile Rahip Bahira karşılıklı bir sandalye çekip masaya oturdular.
Bahira hemen konuya girdi. O çocuk senin oğlun mu? Ebu Talip hiç düşünmeden elbette oğlumdur diye cevap verdi. Rahip Bahira olumsuzca başını salladı. Onun babası sen olamazsın. Babasının ölmüş olması lazım. Ebu Talip hayretle gözlerini yaşlı bilgine dikti. Doğru diyorsun. Babası ben değilim. Kardeşimin yetimidir o. Onu oğlum saydığım için böyle konuştum. Bahira rahat bir nefes aldı. Babası ne zaman öldü? Annesi daha ona hamileyken. Doğru söyledin. Annesinin de ölmüş olması gerekiyor. Ebu Talip üzüntüyle mırıldandı. 6 yaşındayken annesi öldü. 6 yaşında hem annesiz hem de babasız kaldı. Rahip Bahira birden, "Kardeşinin oğlunu hemen memleketine geri götür," dedi. Ebu Talip, Rahip Bahira'nın bu ani çıkışına hiçbir anlam veremedi. "İyi ama neden böyle bir şey yapayım ki? Ayrıca yeğenimle bu kadar yakından ilgilenmenize anlam veremedim." Rahip Bahira gülümsedi. Dirseklerini masaya bastırıp başını Ebu Talip'e yaklaştırdı. Kimsenin duymasını istemediği sırrını açıklayıverdi. "Yeğenini hemen Mekke'ye geri götür. Sakın Şam'a gitme. Şam'daki Yahudi bilginler onu tanırlarsa kesinlikle öldürmeye kalkışırlar. Çünkü yeğenin insanlığa gönderilecek olan son peygamberdir. Kutsal kitabımızda onun özellikleri genişçe anlatılıyor. Benim tanıdığım gibi Yahudi bilginler de onu tanıyabilirler." Ebu Talip kulaklarına inanamıyordu. Yeğeni peygamber olacaktı ha? Fal taşı gibi açılmış gözlerle rahibi süzüyordu. Acaba bu İsevi din adamı onunla alay mı ediyordu? Ama hayır. Rahip son derece ciddi, olgun bir yüz ifadesiyle oturuyordu. Davranışlarında yapmacılık yoktu. Kendine güvenen, kendinden emin, ikna edici ses tonu boş odada yankılanınca bu sesin cazibesine kapılmamak mümkün değildi. "Demek yeğenim Muhammed peygamber olacak." "Evet. Hem de ona tabi olma hususunda bizden ahd almıştır." "Kim almış bu ahdı sizden?" "Yüce Allah, İsa bin Meryem'e indirdiği kutsal kitabında bizden son peygambere ulaşanların ona tabi olmasını emretmiştir. Ebu Talip, çocuğu hiç oyalamadan geri götür. Sakın, sakın Şam'a gitme. Yahudiler onu tanırlarsa gözlerini kırpmadan öldürürler." Ebu Talip korkmuştu. Kaygı içinde, "Yeğenim peygamber olacaksa kitap ehlinin sevinmesi gerekir," dedi. "Niye ona zarar vermek istesinler?" Rahip Bahira üzüntüyle dudaklarını büktü. Dalgın dalgın önündeki sürahiyle oynadı. Ebu Talip'in kavrayacağı kelimeler seçerek Yahudilerin düşmanlık sebebini anlattı. "Yahudiler taassup sahibidirler. Kıskanç ve kindardırlar. Irkçıdırlar. Son peygamberin kendilerinden yani İsrailoğullarından olmasını arzu ederler. Halbuki bu çocuk Arap'tır. İsrailoğulları soyundan değildir. Yahudiler onu kıskanırlar. Kurulu düzenlerinin yıkılmasından korkarlar. Bile bile hakka, hakikata düşmanlık ederler. Ah İsrailoğulları! Ah Yahudi ırkı! Kimse onları benim kadar tanımaz. Onlar aşağılık insanlardır. Dünyevi çıkarlar için az peygamber kanına girmedi onlar. Ey Mekkeli adam! Görüyorum ki yeğeninin üzerinde titriyorsun. Onu çok seviyorsun. Ne olur bana inan. Yeğenini Şam'a götürme. Onun ev halkına tekrar dönmesini istiyorsan malını burada, bu sırada sat. Bu seferlik kazancın az olsun. Ben sana karşı vazifemi yaptım. Uyardım seni. Artık sen bilirsin." Odada derin bir sessizlik oldu. Ebu Talip derin düşüncelere daldı. Rahip Bahira göğsünü tümüyle örten beyaz sakalını eliyle sıvazlayıp sabırsızlık içinde Ebu Talip'in cevabını bekliyordu. Neden sonra Ebu Talip gülümseyerek başını kaldırdı.
Bakışlarında sonsuz bir kararlılık ve sevgi okunuyordu. "Size tüm kalbimle inanıyorum, Bahire Hazretleri. Yeğenim hakkındaki tespitleriniz beni tarifsiz bir mutluluğa gark etti. Zaten onun sıradan bir insan olmadığını, şan yüce bir zat olacağını biliyorduk. Onun etrafında oluşan olağanüstülükler dilden dile dolaşıyor. Rahip Bahira, malınızı burada satın, daha ileriye gitmeyin," dedi. "Ben öyle yapacağım." Ebu Talip, Kureyş ticaret kervanından ayrıldı, mallarını Busra kasabasında satacağını söyledi. Kervanın ileri gelenleri sebebini öğrenmek istedilerse de Ebu Talip'ten kaçamak cevaplar aldılar. Kervanda bulunan Haşimoğulları da Ebu Talip'le kaldılar. Kervan onlarsız yollarına devam etti. Ebu Talip'le arkadaşları Busra pazarında hiç beklemedikleri gayet kazançlı bir alışveriş yaptılar. Busra'da birkaç gün istirahat ettikten sonra dönüş yoluna koyuldular. Ebu Talip, Muhammed'in elinden tutarak son bir kez başrahip Bahira'yı görmeye gitti. Vedalaşma çok duygusal ve acıklı oldu. 90'lık ihtiyar göğsüne kadar sarkan bembeyaz sakalına, toplumsal ve dini konumuna aldırmadan küçük Muhammed'e sarılarak hüngür hüngür ağladı. Rahip Bahira'nın samimi, içten gözyaşları orada bulunan herkesi duygulandırdı. Ebu Talip ile Bahira iki samimi dost gibi kucaklaştılar. Rahip Bahira, Ebu Talip'in omuzlarını sıkıca kavrayarak, "Muhammed'i koru," dedi. "Ona sahip çık." Sonra bir iç geçirerek hıçkırdı. "Ah, ah! Keşke onun peygamberlik zamanına kadar yaşasaydım. Onun ümmeti arasına katılıp bu yaşlı halimle ona feda olsaydım. Ona gelecek bela ve musibetlere göğsümü siper etseydim keşke." Ebu Talip dolu dolu gözlerle, "Benim yavrum peygamber olunca acı mı çekecek?" diye sordu. Hem de çok Ebu Talip. Kavmi onu yalanlayacak. Onu yalancılıkla, sahtekarlıkla, bölücülükle suçlayacak. Ona ve dostlarına her türlü eziyeti yapacak. Ondan önceki peygamberlerin başına ne geldiyse onun da başına gelecek. Ah, o günleri görebilseydim. Başrahip Bahira, Ebu Talip ve küçük kafilesi ufukta kayboluncaya kadar surların üzerinde onlara baktı. Bu arada sicim gibi yaşlar gözlerinden yanaklarına süzülüyor ve hep şöyle mırıldanıyordu. "Bir daha dünya gözüyle seni görebilecek miyim ey aziz peygamber? Görebilecek miyim seni?" Çöldeki ışık.